Herkese Merhabalar. Çağrı ve Şeker kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber düğün salonu bakma sürecimizi anlatacağız. Belki de bu birkaç parttan oluşacak çünkü evet. İlk gazilerden bir tanesiyiz. Sen başla istersen. Nasıl başladı bu serüven? Öncelikle biz bir düğün yapmayacaktık açıkça konuşmak gerekirse. Ne yapacaktık? Sadece nikah diye düşündük. Daha sonrasında bir baktık şöyle bir. İnsanlar istediği için mi düğün yapıyoruz yoksa biz kendimiz istediği için mi düğün yapıyoruz? Buna bir karar verdik. Sonra biz dedik ki kendi kendimize düşündük. Dedik ki biz gerçekten bu düğün yapmayı istiyoruz. Eğleneceğiz en azından. Onun haricinde ne yaptık? Düğün mekanı araştırmaya karar verdik. İlk önce düğün tarihimizi belirledik. Temmuz diye ayarlamıştık ilk başta. Aynen. Ondan sonra ufak bir pazar araştırması yaptığımızda ilk 6 ay ve son 6 ay olarak düğün sezonunun ayrıldığını öğrendik. İlk 6 ayda havalar biraz kötü olduğu için insanlar genellikle kapalı salonlara bakıyor. Yani aslında kır düğünü konseptli yerler 2023 fiyatları veriyorlar aşağı yukarı. Evet. Ama daha böyle salon salon olan yerler, yani hava kötü, bu dönemde düğün yapılmaz diyen yerlerde de o zaman da onların sezonu oluyor aslında. Evet. Yani sonra da biz ne yapmış olduk? Mayıs'a çekmiş olduk. Evet. Biz de o sonra Mayıs'a çektik. Şöyle Mayıs'a çektik. Dediği gibi kır düğünü olan yerlerde Mayıs aylarında daha güzel fiyatlar aldık aslında. Ama böyle kapalı salon tarzı yerlerde Mayıs ayında fiyatların değişmediğini gözlemledik. Çünkü Mayıs ayında baktığınız zaman kapalı olduğu için yağmur yağma ihtimalini göz önünde bulunduraraktan ona göre fiyat veriyorlar aslında bir nevi. Aynen öyle. Tabii gündüz ve gece düğünleri de çok fark ediyor arada. Yani yaklaşık kişi başından hesaplamayacağım, total rakamdan hesaplarsak eğer bir 10-15 bin lira gibi bir oynama olabiliyor. Daha sonra düğün.com'dan ben İstanbul Avrupa yakasında bulunan ve hani bizim yakın konumlarda yapabileceğimiz yerler, işte Beylikdüzü, Büyükçekmece, Avcılar. Avcılara hiç bakmadım. Avcılar ve Küçükçekmece'ye hiç bakmadım. Beylikdüzü ama o sonradan sen istedin diye. Beylikdüzü ve Büyükçekmece tarafındaki 16 tane düğün salonunun ismini tek tek yazdım ve bir Excel dosyası hazırladım. Kişi sayımız aslında 350-400 kişi civarındaydı. Biz yani maksimum 400 kişi gelir şeklinde fiyat almaya gayret gösterdik. Ve ben 16 mekanın 16'sını da ilk önce aradım. Ve temel baz bir fiyat almaya çalıştım. Çünkü bazı mekanlar kendilerini çok belli ediyorlar. Yani hani fiyat olarak oraya gittiğimizde hayal kırıklığına uğrayacağımız da çok belliydi. O yüzden biz de dedik ki evladım kızım niye ağlıyorsun? Çok ağlıyor. Biz de dedik ki o zaman şey yapalım, yani kendi bütçemize en yakın en uygun neresiyse orayla görüşmeye gidelim dedik. Ve 16 mekanı 5'e düşürdüm. Yani şöyle şeylerle karşılaştım bu süreçte. Biz iki türlü fiyat aldık. Bir dilim pasta, bir meşrubat şeklinde ya da kokteyl tabağı şeklinde. Fakat bazı mekanlar bence o kadar akıllı ki kokteyl menüyle şey arasına, bir dilim pasta, bir bardak meşrubat içeceği arasına, yani öyle çok böyle ahım şahım bir fiyat koymuyorlar. Aradaki makası az tutuyorlar ki hani daha yemekli fazla kar edelim seçilsin. İnsanlar yemekli seçsin diye. Mesela bir dilim pasta bir meşrubata 450 lira diyen yerler de oldu. Aslında mekan kirası alıyor bir nevi baktığın zaman. Yani orada ikramlığın hiçbir önemi yok. Aynen öyle. Düşün. Biz 5'e indirdik. Böyle güle oynaya 5 mekanda gezdik. İlk gittiğimiz mekan bize dedi ki buyurun gelin. Ben sadece yemekli bir düğün yapıyorum. Evet, kokteyli yapmıyorum. Kokteyli yapmıyoruz. Hani gelin ben size çok iyi bir fiyat vereceğim. Gelin burayı da görün dedi. Zaten biz konuşurken size videolarını da göstereceğim. O gittiğimiz yeri ben çok beğenmedim. Birkaç tane sebebi var. Bazı yerlerin enerjisi insana hissettirir. Kimisine oranın enerjisi iyi gelir, kimisine kötü gelir. Ama ben iyi bir enerji alamadım. Birazcık da restoran tarzı gibiydi aslında. Evet. Aslında eski bir restoranın bozması bir yer. O yüzden aslında pek işimize sinmedi. Bir de şey yani. Yolu da kötüydü açıkçası. Mayıs ayında bir de yağmur yağma ihtimali var. Bana açık alanı gösteriyor ama mesela kapalı alanında insanı tatmin etmesi gerekiyor. Bu arada arka planda gelen eğer sesler varsa bilmiyorum şu an ama kusura bakmayın. Muhtemelen geliyordur ama çok fazla gelmiyor. Yani bir evimiz barkımız olmadığı için ya arabada ya da böyle bizim sıklıkla geldiğimiz sahile bir mekan var. Genelde hani orada içerik çekmeye gayret gösteriyoruz. Çayın iş bu arada sorunuz. Neyse, sohbet tadında olduğu için çay da içebiliriz herhalde müsaadenizle. Aynen. Ve öyle olunca mecburen biz orayı bıraktık. Hem fiyat olarak da bize biraz pahalı geldi. Evet.
İçime de sinmedi benim. Evet. Çağrı da çok beğenmedi. Çok beğenmedik. Sadece hani gelin buyurun konuşalım dedikleri için aslında gitmiş olduk. Yoksa normalde kişi başı o kadar fiyat veren bir yere aslında biz hayatta gitmezdik. Aslında yani. Uygun. 2024 menülerine göre baktığın zaman vermiş olduğu fiyat aslında kişi başı 350 lira gibi bir fiyat verdi yemekli ve etli menüye. Yani ben tavuk kullanmıyorum. Çünkü yaz aylarında genelde tavuklar biraz daha sıkıntılı olabiliyor. Ben ama et menü kullanıyorum. Ama yaz, ya okey ama yazın başlangıcı gibi düşün bunu. Aslında vermiş olduğu fiyat 2024'ün fiyatına göre ve etli bir menüye göre çok da güzel bir fiyat verdi aslında bize. Ama biz mekanı çok içimize sinmediği için aslında onaylamadık bu durumu. Daha sonra oradan çıktık. Bizi kalbimizden vuran bir mekana gittik. Beylikdüzü Marina'da bulunan bir davet salonu. Evet. 2023 Haziran ayında açılmışlar ve çok büyük bir hedefi var. O da 2024 yılını gerçekten en uygun fiyatla tutarak doldurmak istiyorlar. Yani 2023 fiyatlarını 2024 için veriyorlar açıkça konuşmak gerekirse. Ve normalde Marina'da düğünler ben baktım mesela 300 bin liradan falan evet. başlıyor. Ve şöyle bir şey de söyledi bize, bu konuda iddialıyım, fiyatlarım kesinlikle değişmeyecek, ben zarar da etmiş olsam 2024'ü full sezon olarak geçirmek istiyorum. Aslında bir nevi herhalde anladığım kadarıyla sirkülasyondan kazanmanın hedefinde. Aynen yani insanlar buradaki mekanı bilsinler, buraya aynen gelsinler öyle. Falan. Çünkü şöyle bir cümle kurdu bize, ben düğünden düğün satıyorum açıkça konuşmak gerekirse. Hı-hı. O yüzden aslında bir nevi belki de hedefler arasında böyle bir şey var. Bekleyelim. Müzikler için kusura bakmayın. Çok iyi ya. Neyse yani orayı cebe koyduk. Evet, aslında orası bizim bir kurtuluş noktamız. Hiçbir yer bulamazsak en son nokta gideceğimiz yer orası. Bu arada gideceğimiz güzel bir yer. Bence güzel, yani kötü değil. Değil. Evet, yorumları kötü falan değil. Da iyi. Dün.com'da da iyi. Birazcık özelliklerinden de bahsedelim istersen oranın. Orası şöyle, iki katlı bir mekan. İlk katı kapalı bir salonu var. Aslında o gün komple orayı size tahsis ediyor. Üst katı teras, açık alan. Aslında bir nevi kır düğünü konseptinde. Güzel de bir alanı var aslında. Yani yağmur yağar, kar yağar, rüzgar çıkar, herhangi bir şey olur. Alt kata alma ihtimalleri var sizi yani. O. Yok söyle. Orası komple size tahsis olduğu için herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini verdi aslında adam bize. Değil mi? Aynen öyle. Bir de iletişimi de çok beğendik ve bence orası çok kadersel bizim için. Evet. Çünkü benim adım Mahi Şeker. Adamın kaynanasının adı da Mahi Şeker'miş. Yani bu böyle milyonlu adam bir ihtimal. Adam bir de Karslı. Ben de Karslı. Mahi de Karslı. Ve adamın ismi Yılmaz. Benim rahmetli babamın adı da Yılmaz. Çok enteresan, kadersel bir çekim de var aslında orayla alakalı bizde. Yani şey, fiyatlarını da beğendiğimiz için eğer işletme izin verirse biz bunun Reels videosu olarak da paylaşmak istiyoruz. Çünkü Marina'da bu kalitede, bu fiyatlarda bir yer bulmanın da çok zor olduğunun farkındayız. Evet. Bence 2024 düğünü yapan için çok kurtarıcı bir mekan olduğunu bence düşünüyorum. Bence de kurtarıcı. Hatta 2023 tam dolmamış bildiğim kadarıyla. Aralık ayı için boşluğum var falan diye. Öyle mi? Öyle konuşuyorlardı sanki aralarında. Ben öyle bir şey duymuştum. Bilmiyorum, sorarız. Hadi gidelim oraya rezervasyon yatırmaya. Gerçi 4 Mayıs'a opsiyonladık ama. Ya opsiyonladık zaten biz hani. Bizi de kıracağını düşünmüyorum. Çünkü iletişimimiz gayet iyiydi adamla. Yılmaz abiyle. Öyle aynen. Artık abi kardeş gibi olduk. Yani bir 2-3 defa gidip geldik biz oraya. Şimdi insanlar şey düşünecek ama bunlar herhalde sponsorluk almış yok, falan. Yok yok böyle bir şey düşünmeyin. Neyse o zaman bir sonraki mekanımıza bakalım. Şimdi biz oraya çok yükseldik ya. Yok. Aslında bir sonra gittiğimiz mekan biraz bize uzak bir yerde. Güzelce de bir mekana gittik. Evet. Neydi ismi? Ha, ismini söylemeyeyim. İsim verme. Bence de. Güzelce de gittiğimiz mekanda, gittiğimiz saatte düğün vardı. Biz Güzelce'ye mi gittik oradan sonra ya? Güzelce'ye gittik evet. Karanlık olmuştu biraz. Evet evet Güzelce'ye gittik işte. Valla. O açılır kapanır. Aa, doğru, sen işten geç çıktığın evet. için kusura bakma ya falan. Neyse. oradan Güzelce'ye gittik. Güzelce'de bir mekan. Daha önce düğün.com'dan baktığımız bir mekandı. Gittik bize oraya. Bize konuşurken şey dedi, benim 55 bin liradan başlayıp dedi, 300 bin liraya kadar giden dedi, düğünlerim var, gelin ben size en uygun fiyatı vereceğim falan. Ama koca bir fiyaskoydu benim gözümde. Evet. Çünkü hiç umduğumuz fiyatları görmedik aslında. Yani telefondaki iletişimle şeydeki iletişim aynı değildi. Yüz yüze. Yani yüz yüze iletişim aynı değildi. Bir de biz o zaman mekanın da biraz büyüsüne kapıldık. Evet, aynı anlık, düğün müğün vardı ya. O anlık bir düğün ambiyansına kapıldık biz böyle. İlk dans yapıyorlardı bizim gittiğimiz zamanlarda. Böyle bir dedik ya acaba olur mu falan, güzel aslında. Yalnız arka plan sesi de. Kral benim ha. Öyle kral mi? Benim. Ufak bir yer değişikliğiyle
Şu an yanınızdayız çünkü Beylikdüzü'nün kekomançileri maalesef duymuyor. Maalesef çok fazla müzik sesi olduğu için içeri geçmek zorunda kaldık. Bu Birazcık daha mekanda bu karanlık ama. arada teşekkür ederiz. Biraz şöyle düzeltmek istiyorum bizi. Daha iyi Evet. olacak sanki. Evet. Daha sonra biz güzelceden çıktık ve size de biz gitsek de rezervasyon yaptırsak da yaptırmasak da sizin de bilmenizi istediğim bir yer söylemek istiyorum. Burası gene Güzelce'de jandarmaya ait özel bir koy. Evet. Her sene ihale mantığıyla çalışıyor. En uygun fiyatı kim verirse orası alıyor ve burada işte bir asker yakınınızın olması gerekiyor. Birinci derece olmasa da Bu olur. referans olabiliyor Aynen. aslında. Arkadaşınız, ne bileyim, akrabanız, aile dostunuz, hiç kimseyi bulamasanız bile oradaki askerler de size referans olabiliyor aslında. Yani asker bulma konusunda bir problem yaşayacağınızı sanmıyorum. Bir tane şey pilavlı olan bir tavuk menü, bir de Evet. püreli Bir olan bir de tavuk menü. ufak bir En değişiklik ucuzu vardı arasında sadece. 170 lira, en pahalı menü 190 lira. Minimum 400 kişilik bir düğün yapabiliyorsunuz havuz başında. Oranın biz videolarını çekemedik askeri bölge olduğu için. Ama onun böyle internetteki videolarını da videonun içerisine koyacağım. Ve yani abartısı söylüyorum, o menüyü yiyip de doymadım diyen muhtemelen yalan söylüyordur. Yani orası da gayet güzeldi, iyiydi. Muhtemelen biz oraya rezervasyon yaptıramayacağız çünkü iki sebebi var. Aslında Bunlardan bir tanesi şey, yani Ocak-Şubat ayı gibi ihalenin ihale açıklanıyor giriliyor. O olacağımızı. tarih bizim için çok geç olabilir. Çünkü fiyatlar her geçen gün artıyor ki bu videoyu şu an çektiğimiz tarih 31 Ağustos. Değil mi? Doğru. 31 Ağustos, 1 Eylül'den itibaren fiyatların güncelleneceği hakkında birçok yerde bize geri dönüş yaptı açıkçası. Ve ama ne olursa olsun muhakkak 2024 için fiyat almak isteyen insanlar, orada da biz çünkü opsiyonlu rezervasyon yaptırttık. Yani oranın ihalesi şu an bir özel bir kişide. Aynı kişi de alabilir buranın ihalesini. Bir farklı kuruluş da almış olabilir. Yani şu an 2024 fiyatları belli değil. Aynen Opsiyonlu öyle. rezervasyon yaptırıyorsunuz. Fiyatlar açıklanınca sizi arıyorlar. Kabul ediyor musun, etmiyor musun diye. Alan kullanım ücretini ödüyorsunuz ilk başta kapora olarak. Daha sonra da geri kalan ücreti nasıl ödeyeceğinizi organizasyon şirketiyle görüşebilirsiniz. Direkt askeri ödüyorsun aslında. Aynen Çok öyle. da aslında güvenilir de bir yer. Açık konuşmak Aşağıya gerekirse. koyarız onunla eğer gitmek isterseniz. Sonra bizim hayatımıza başka bir yer girdi. Son dakika. Çağrı dedi ki ya Mahi bir yer gördüm, reklam vermişler. Şuraya bir baksana. Ben Biz de hiç aslında Google yorumlarına bakmadan evet. abandım. Sen anlat. Biz aslında arayışımızı bitirmiştik. Yani dedi ki bu ay yeter artık. İnternette gezinirken bir sayfada reklam geldi bana. Oraya ben Mahi'ye gönderdim. Biz bitirmiştik ama son kez buraya da mı bir baksak gibisinden. Oraya da gittik. Fiyat çok iyi Çok iyi bir verdiler. fiyat verdi aslında. İmkanlar falan çok iyi. Biz bayağı bugün gidip orayla anlaşacaktık. Evet, bugün gidip kaporumuzu bırakıp anlaşacaktık aslında ta ki. Google yorumlarını okuyana Evet. kadar müzik sistemi mi çökmemiş, elektrik mi İnsanlar gitmemiş, asansörde mi kalmamış? ondan sonra işte şey Otoparkta bir kavga çıkmış aynen işte vesaire. menüleri verirken yok cimri yok bilmem ne, ama orası nasıl biliyor musunuz? Bir kokteyl tabağı getirdi bize tadım için. Ya bir tane çiğ köfte koymuş. İki tane koymak seni ne kadar fakirleştirebilir? Yani. Yani o kadar parayı alıyorsun, ayıp yani. Ben Aslında zannetmiyorum oradaki komiye 20 lira maaş yok. verdiğini. Ben de günlük çalışıyorlardır muhtemelen. Aslında 6 çeşit bir tabak sundu bize. Baktığın zaman lezzetli mi? Evet, lezzetli. Kötü değil tatları ama çok minimal. Ya yani Ben gerçekten böreği beğenmedim. Çok sertti mesela. Onu ben koparana kadar dişlerim yani. düğün pastası geldi mesela. Şöyle şu kadarcık bir şey de açık konuşmak gerekirse yani avucumun içini doldurmayacak kadar. Çok minimal bir tabaktı aslında. Bir de böyle pazarlığa oturduk falan şey dedi. Biz tok satıcıyız dedi. Sonra bir de yorumları okudum. Baktık çok kaotik. Ya bir de anam babam mı söylüyor? Yani abicim abicim hoş geldiniz ablacım. Ha, merhaba Böyle. abla. Hoş geldin abi. Ya biraz kurumsal ol be. Evet. Yani olmadı orada, no. Orada olmadı. Yani Şu an şu an elde var sıfır. marinadayız. Yani aslında sıfır değiliz. Marinaya da yükseliyoruz. Yalan yok. Marinada da yapabiliriz düğünü. Yani benim içime şey var aslında hani böyle nasıl diyeyim sana orası olacakmış gibi hissediyorum. Şu an için tabii ki de net bir şey yok. Ya biraz daha bakmak da istiyoruz aslında. Bir de biz belediyenin yerlerine de gittik, sosyal tesislere. Sosyal tesisinde söylediği şey şu: daha ihale olmamış. Eylül ayının herhangi bir gününde yeni fiyatları açıklayacaklar. Şu an en uygun fiyat 170 lira.
Ve bu fiyat şey olabilir. Revize edilecek. Revize edilecek çarpı iki fiyat falan olabilir. Öyle durumlar da var. Çünkü şöyle dedi, 2024, hatta pardon, 2023 yılı için aslında bu fiyatlar çok altta kaldı. 2024'ü öyle bir revize edeceğiz ki hani ezilmemek için enflasyonda, aslında böyle bir şey söyledi bize. Yani arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. 300 tane belki mekan gez, yani hiçbiri bir noktada içine sinmiyor. Ufak Yani tefek. belki çok ben mi çok Yok yok mükemmeliyetçiyim? hayır. Ufak tefek detaylar mide bulandırıyor baktığın zaman. Totale, genele Ya vurduğun şey zaman. bile var ya, mekanlarda bahşiş kuralı falan. Ay onu bir anlatsana ne olur ya. İsim vermeden nereye İsim gittiğimizi vermeden falan. şöyle anlatacağım. Çok güzel bize mekanı övdü, anlattı. Biz gezdik, dolaştık. Mekan güzel mi? Güzel, kötü değil açıkçası. Menülerine örnek menüler gösterdi. Hani tadım olmuyor tabii ki ama örnek menüler gösterdi. Örnek menülere baktık, gayet güzel. Biz de dedi kesinlikle bahşiş istenilmez. Hiçbir elemanım sizden bahşiş talep edemez. Bahşiş talep eden eleman o gün işten kovulur vesaire vesaire. Ama dedi şöyle bir ince çizgimiz var dedi. Çıkarken mekana bahşiş bırakırsınız. 1 lira da olsa, 1000 lira da olsa, 5 lira da olsa, 5000 lira da olsa değişiyor. 1000, 1, 5, 10, 15. Bir de Ve bu o zorunlu bir adamla şeyi de şeymiş gibi gördüm anlattı ben. bize. Yani çok para göz bir herif. Kesinlikle Ve çok şey para göz. yorumlarını falan okudum. Gerçekten öyle şeyler yazıyor. Yani bu iş, yani bu iş böyle olmaz. Zam Maalesef. 110 bin lira diyor benim gözümün içine baka baka ya. Bir Bir de böyle geliyor güle pasta, güle. bir de meşrubatı Güle güle alacağım. Ben söylüyor. bazen gerçekten şey oldum böyle. Beyin attı, tamam mı, kan böyle beynime. Niye böyle Yemin relax ederim olsana böyle şey oldum yani, hani ya bir relax olamam. dedi. Neden neden? Ya Ya bu çünkü senin abi eğlenceli bir zamanın olması lazım. Biz şimdi mekanları geziyoruz, çok görüyoruz. pahalı. Ya pahalı evet ama yapacak bir şey yok. Enflasyondan kaynaklı. Kimse de kusura bakmasın. Fiyatlar çok fahiş. Evet ben... Yani ve sistem şey üzerine kurulu. Bak kimse kimseyi de kandırmasın. O adam oraya o parayı alıyor da orada çalıştırdığı komisine kaç lira para veriyor acaba? Ye kürküm ye sistemi yani. Zenginler daha çok zenginleşiyor. Fakirler daha çok fakirleşiyor. Bir de gelmiş pişkin pişkinle 70 lira olduğunu söylüyor. 70 bin lira bu arada biz okeyiz. Yani neden okeyiz? Çünkü baktığın zaman şimdi artık çok uçuk uçuk rakamlar aldığımız için 70 bin lira bize çok minimalmiş gibi geliyor. Hala bana minimal gelmiyor. Ya tabii ki de minimal değil. Yani baktığın zaman büyük teferruat gerçekten. Çünkü yeni evlenecek bir insanlar, yani baktığın zaman evini kuracak, evini kiralayacak. Herkesin evi olmayabilir ki bizim yok. Evini kiralayacak. Bu büyük bir külfet. Bir de Beylikdüzü gerçekten pahalı bir yer. Onun haricinde eşyasıdır, beyaz eşyasıdır, tabağı, çanağıdır, çeyizidir. Sayamadığım, aklıma gelmeyen bir sürü şey var. Ve açık konuşmak gerekirse Beylikdüzü'nde yeni eve çıkacak, yeni evlenecek bir çiftin cebinden totale vurduğumuz zaman en az bir 500 bin lira çıkıyor. Abartma. Düğün, beyaz eşya, şu andan bahsediyorum. Ev kirası, iki depozito bir kira. Neden? Hayır abartma diyorsun. Abartmıyorum aslında, Ya fiyatlar 500 bu. bin, ya Allah aşkına bak şimdi biz ne yaptık? Size bir öneride Bizden bulunduk. Beni bahsetmiyorum. dinle de. Normalden Beni dur da. bahsediyorum. Biz ne yaptık? Size Instagram'da bir öneride bulunduk. Gidiyorsunuz avcılar. Arçelik mağazasına, kampanya mağazasına. Alıyorsunuz beyaz eşyayı çok uygun fiyata. Ne oluyor? 100 bin lira cepte. Ondan sonra gidiyorsun bizim gibi. Telegram kanallarına giriyorsun, indirim kovalıyorsun. Ne oluyor? Çeyiz 100 bin liradan iniyor sana 50 bin liraya. Evet. Her yani aranınca her şeyin uygununu buluyor Tamam, ben insan. buna bir şey demiyorum ama ve lakin bahsettiğim olay anlık gelişen bir şey için düşün. Yani biz evet, bizim sürecimiz başlangıcından beri zaten biz evlilik düşünen bir çiftiz. Evlilik düşündüğümüzden kaynaklı biz aslında evliliğimizin 3. ayında falan çeyiz dizmeye başladık. Neyimizin 3. ayında? Aman üzül. Bak dedim şimdi, Allah söyletti. Biz birlikteliğimizin 3. ayında falan bir çeyiz dizmeye başladık zaten biz O da baktığın şey zaman. oldu böyle. Bak ben ciddi düşünüyorum. Benimle oyun oynuyorsan. Bak ben bu oyunu bozarım. Ciddi düşünüyorsan çeyiz düzmeye başlarım. O da dedi ki ben de ciddi düşünüyorum. Tamam o zaman. Hadi Böyle başlayalım. oldu. Hakikaten de öyle oldu. 2 senedir evlenmeye Yani çalışıyoruz. biz bu arada baktığınız zaman beyaz eşyalarımızı hallettik. Değil mi? Evet. Beyaz Küçük eşyalarımızı ev hallettik. Küçük ev aletlerini hallettik. aletlerimizi hallettik. Elektronik Çeyiz, ıvır aletlerimizi. zıvır her şeyimizi hallettik. Nevresim takımı, çatal, kaşık, bıçak, bardak, Hepsi ıvır beyefendinin zıvır. Bornoza şeyi. kadar. Bütün zevkler beyefendiye ait. Yani bilhassa her şeyi teker teker seçti. Renginden tonuna kadar Ya aynı birlikte karar şeyi. verdik Ya şimdi. birlikte karar vermedik. Sen dedin ki vay bu Hayır çok canım. güzel. Ben dedim ki tamam güzelmiş olalım. Tamam işte, birlikte karar vermişiz. Ya güzel, zevklerin güzel, bir şey diyemiyorum. Bizi takip etmeyi, yorum yapıp like atmayı Ve çana basmayı.
Çan var. Bir evet. de çanımız var. Doğru. Biz video attıkça şey geliyor. Hadi inşallah. Her like Allah size yardım etsin demek. Yorumlara bekliyorum sizin deneyimlerinizde. Henüz çok yeniyiz. Sürçülisan ettiysek affola. Biz sonuç olarak bizimle birlikte bu yola girmiş olan insanlara az da olsa böyle öneriler sunaraktan bir yol göstermek demeyeyim de aslında bizim yaptığımız şeyleri insanlara anlatmak diyebilirim buna. Bunu yapmaktan zevk alıyoruz. Hikayemize ortak olmak için abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Biz burada siz beğenseniz de beğenmeseniz de, abone olsanız da olmasanız da inatla video çekmeye devam edeceğiz. Video çekmeye devam edeceğiz. Çünkü keyif alıyoruz. Çünkü burası bizim anadolu defterimiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir de bizim bir Instagram sayfamız var. Bir de ona da bir ilet. Ve neydi ismi? Çağrı ve Şeker. Cagri ve Seker. Takip ederseniz mutlu oluruz. Tebrik ediyorum. Tebrik ederim.